Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali mevcut tarımsal destekleme sistemi devam ettiği takdirde Haziran ayından sonra desteklerin tümünün tükeneceğini kaydetti. Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali katıldığı bir televizyon programında tarım reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali üzerinde çalışılan reform paketinin tarımsal desteklerin yeniden düzenlenmesi ve Tarım Bakanlığı'nın idari yapısında düzenlemeler içerdiğini anlattı. Şahali, tarım reform paketini kabul edilmez bulan ilgili birliklerin yaklaşımlarıyla ilgili olarak mevcudun yarının olmadığını teslim ediyorsak o zaman ne yapmamız gerektiği ile ilgili çok net ifadelerle konuyu sonuçlandırmaya ihtiyacımız var. Birlikler red veya kabul pozisyonunda değil dedi. Şahali bugüne kadar tarım sektöründe üretimde olan herkesin her koşulda desteklendiği bir model uygulandığını, önceliklerin ve hedeflerin belirlendiği bir plan çerçevesinde yapılmamasından dolayı belli alanlarda öngörülen destek kalemlerinde aşılmaların söz konusu olduğunu söyledi. Ortada bir anlayış değişikliği ihtiyacı olduğunu söyleyen Şahali, şu anda ortada duran son 4 yıllık uygulama ve bundan sonrasına ilişkin göstergelerin 2016 yılı bütçesinin mevcut destekleme sistemi devam ettiği takdirde Haziran ayından sonra ödeneklerin tümünün tüketildiği bir noktayı işaret ettiğini dile getirdi. 145 milyon Türk lirası olan tarım bütçesinin %70'lik kısmının halihazırda harcanmış olduğunu, 2016 yılı tarım bütçesinin büyük bir kısmının 2015 yılı mükellefiyetlerine harcandığını da belirten Şahali, bütçe açığının bu şekilde her geçen yıl büyüdüğünü anlattı. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığının altını çizen Şahali, süt sektörünün her yıl %10 oranında büyüdüğünü, bütçenin ise bu oranda büyümediğini belirtti. Şahali bütçe açığının 2012 yılından bugüne her yıl daha da büyüdüğünü belirterek sistemin bu haliyle devam etmesi halinde 2018 yılında destek bütçesi kalmayacağını vurguladı. Şahali, reform paketinin mevcuda oranla bir gerileme içermediğini, belli başlı bazı koşulları gündeme getirdiğinin de altını çizerek paketin yalnızca desteklerde değil, bakanlığın idari yapısında düzenlemeler içerdiğini belirtti.